evreni basit, doğrusal bir zaman dizisine düzenleyemememiz hiçbir şeyin değişmediği anlamına gelmez. Bunun yerine değişimlerin tek ve düzenli bir ilerlemeyi takip etmediğini gösterir. Evrenin zamansal yapısı yalnızca doğrusal bir an dizisinden çok daha karmaşıktır. Geçmiş, şimdi ve gelecek arasındaki fark bir yanılsama değil, evrenin zamansal mimarisinin temel bir yönüdür. Ancak bu yapı, şimdiki zamancılığın önerdiği şey değildir. Olaylar arasındaki zamansal ilişkiler, daha önce düşündüğümüzden daha karmaşık olmakla birlikte, varlıkları konusundaki yargımızda herhangi bir şüphe görülmemektedir. Serimizin bir önceki bölümünde sorduğumuz soruya geri dönersek, gerçeklik nedir? Var olan şey nedir? Gerçeklik kavramı belirsiz ve çok yönlüdür. Bir şeyin var olduğunu iddia etmenin çok sayıda yolu vardır. Bir yasa, bir taş, bir ulus, bir savaş, bir tiyatro karakteri, tanrı, derin bir aşk, bir sayı. Bu varlıkların her biri vardır ve farklı anlamlarda gerçektir. Bu soru doğanın kendisinden çok dil bilimle ilgilidir. Öte yandan doğa olduğu şeydir ve biz onun gerçek özünü yavaş yavaş ortaya çıkarıyoruz. Birçok modern dildeki fiil zamanları, geçmiş, şimdiki zaman, gelecek, evrenin çok daha karmaşık zamansal yapısını tanımlamak için pek uygun değildir. Dil bilgisi evrenin zengin yapısının farkına varmamızdan çok önce sınırlı deneyimlerimizle şekillenmiştir. Nesnel, evrensel bir şimdiki zaman olmadığı keşfini anlamlandırmaya çalıştığımızda ortaya çıkan karışıklık, kısmen geçmiş, şimdiki zaman, gelecek ayrımı etrafında katı bir şekilde yapılandırılmış olan dil bilgimizden kaynaklanmaktadır. Bu ayrım öncelikle yakın çevremizde yalnızca sınırlı bir öneme sahiptir. Bir olayın gerçekleştiğini, gerçekleşmekte olduğunu veya gerçekleşeceğini söyleyebiliriz. Ancak dil bilgimiz bir olayın benim için gerçekleştiğini, ancak sizin için gerçekleşmediğini ifade edecek şekilde donatılmamıştır. Örneğin, dünya kabaca küreseldir. Bu nedenle yukarı ve aşağı kullanımı gözlemcinin konumuna göre değişir. Benzer şekilde geçmiş ve gelecek kavramları evrensel anlamdan yoksundur ve bir yerden diğerine göre değişir. Evrende gerçekten bir değişim vardır ve olayların zamansal yapısı yanıltıcı olmaktan uzaktır. Bu yapı ne evrenseldir ne de düzenlidir. Tek bir evrensel çerçeve içinde tanımlanmaya direnen yerel ve karmaşık bir etkinliktir. Dolayısıyla evren değişim gösterirken ve olaylar yanıltıcı olmayan şekillerde zamansal olarak ilişkiliyken bu ilişki karmaşıktır ve evrensel olarak düzenli olmaktan ziyade yerel olarak tanımlanmıştır. İnsan dili öncelikle günlük deneyimleri ve pratik iletişimi ele almak için evrimleşmiştir. Modern fiziğin önerdiği daha karmaşık zamansal ilişkileri tanımlamak için yetersiz olan geçmiş, şimdi ve gelecek gibi basit zaman kiplerini kullanma eğilimindedir. Dil bilgimiz zamansallığın göreli ve kuantum mekaniği anlayışlarına kolayca uyum sağlayamayan doğrusal ve yerelleştirilmiş bir zaman algısını yansıtır. Zamanın göreli ve kuantum doğasını daha doğru bir şekilde tanımlamak için yeni dilsel yapılar ve kelime dağarcığı geliştirmemiz gerekebilir. Bu doğrusal olmayan ve gözlemciye bağlı zamansal ilişkileri ifade eden terimler oluşturmayı içermektedir. Fizik, karmaşık zamansal yapıları tanımlamak için genellikle matematiğin kesin dilini kullanır. Günlük dile daha fazla matematiksel ifade ve kavram dahil ederek bazı boşlukları kapatabiliriz. Dil bilimciler, fizikçiler ve filozoflar arasındaki işbirliği, evrendeki karmaşık zamansal ilişkileri yakalayabilen daha ayrıntılı bir dilin geliştirilmesine yol açabilir. Farklı varoluş biçimleri üzerinden tanımlanan yasalar, taşlar ve diğer somut varlıklar için açık bir fiziksel varlık muhakkak bulunmaktadır. Fakat milletler, yasalar ve sayılar gibi kavramsal veya toplumsal ilişkiler belirli soyut bir alanda var olur. Deneyimler, olaylar ve algılar bilinç ve öznelliğe bağlıdır. Farklı varoluş türlerini ve bunların etkileşimlerini kategorize eden kapsamlı bir ontolojik çerçeve geliştirmek, bu çeşitli formları tutarlı bir gerçeklikte bütünleştirmeye yardımcı olabilir. Bu çerçeve hem fizik bilimlerinden hem de metafizik teorilerden yararlanabilir. Fizik, felsefe, sosyoloji ve diğer disiplinlerden gelen içgörüleri birleştirmek, gerçekliğin çok katmanlı bir anlayışını da meydana çıkartmaktadır.
Örneğin yasalar ve uluslar fiziksel etkileşimlerden ve insan bilişinden kaynaklanan ortaya çıkan fenomenler olarak görülebilir. Gerçekliği farklı varoluş formlarının birbirini etkilediği, birbirine bağlı bir sistem olarak görmek, bunların tutarlılığını anlamaya yardımcı olmaktadır. Sistem düşüncesi karmaşık etkileşimlerin ve bağımlılıkların haritalandırılmasına ve incelenmesine olanak tanır. Modern fizik özellikle görelilik ve kuantum mekaniği geleneksel görüşlere meydan okuyan birkaç kavram ortaya koyar. Bunlardan ilki bir referans çerçevesinde eş zamanlı olan olaylar bir diğerinde olmayabilir yargısıdır. İkincisi zamanın geçişi ve mesafelerin ölçülmesi göreli hareket ve kütle çekim alanlarına göre değişir yargısıdır. Son olarak da parçacıklar aynı anda birden fazla durumda var olabilir ve durumları mesafeden bağımsız olarak anında ilişkilendirilebilir. Geleneksel doğrusal zaman kavramları bu bağlamda yetersiz kalmaktadır. Geçmiş, şimdi ve geleceğin bir arada var olduğu ve birbirine bağlı olduğu bir blok evren veya karmaşık bir olay ağı açısından zamanı düşünmeliyiz. Değişimin dinamik bir süreç olarak algılanması, tüm anların eşit derecede gerçek olduğu blok evren kavramı tarafından sorgulanır. Değişim, bu statik blokla etkileşimimizden ortaya çıkan bir olgu olabilir. Farklı gözlemciler zamanı ve olayları farklı şekilde deneyimler. Bu da gerçekliğin evrensel değil, göreceli olduğu anlamına gelmektedir. Bu görelilikçi bakış açısı tek ve nesnel bir zaman çizelgesi fikrine meydan okur. Karmaşık zamansal ilişkileri ifade etmek için bu bağlamda da dilsel evrim şarttır ve gereklidir. Birden fazla zaman çizelgesini ve gözlemciye bağlı olayları barındırabilen dil bilgisi yapıları geliştirilmelidir. Bu göreli bağlamları belirten yeni fiil zamanlarını veya yönlerini içerebilir. Belirli bir olayın referans çerçevesini belirtmek için bağlamsal işaretleyiciler kullanılmalıdır. Örneğin benim çerçevemde veya gözlemci X'e göre gibi ifadeler olayların göreliliğini açıklayabilir. Bir kara deliğin yakınında aşırı kütle çekim alanı önemli bir zaman genişlemesine neden olur. Kara delikten uzaktaki bir gözlemci olay ufkuna yakın olayların son derece yavaş gerçekleştiğini görür. Düşen bir gözlemci için olay ufkunu geçmek sonlu bir zamanda gerçekleşiyor gibi görünür. Ancak uzaktaki bir gözlemci için sonsuz bir zaman alır. İkiz paradoksunda ikizlerden biri yüksek hızda uzaya seyahat eder ve dünyada kalan ikizinden daha genç olarak geri döner. Bu göreli hızın zamanın geçişi üzerindeki etkisini gösterir. Kozmik mikrodalga arka planı erken evrenin bir anlık görüntüsünü sunarak bize kozmosun zamansal yapısını büyük ölçeklerde anlamak için kullanılabilecek evrensel bir zaman damgası vermektedir. Bu noktada felsefi kavramlar ve deneysel bilimsel bulgular arasındaki ilişkilere değinecek olursak, ebediyetçilik, geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğin dört boyutlu bir uzay zamanda bir arada var olduğu fizikteki blok evren modeliyle uyumludur. Bu çerçeve zamanı başka bir boyut olarak anlamak için felsefi bir temel sağlar. Kopenhag yorumu gibi kuantum mekaniğinin bazı yorumları şimdiki an için özel bir rol olduğunu öne sürer. Bu da dalga fonksiyonunun çöküşünü temsil etmektedir. Bunu şimdicilikle ilişkilendirmek gerçekliğin ve gözlemin doğasına dair içgörüler sağlayabilir. Büyüyen blok evren teorisi ise alternatif olarak geçmişin ve şimdiki zamanın gerçek olduğunu ancak geleceğin henüz belirlenmediğini öne sürer. Bu da gelecekteki durumları sabit olmaktan çok olasılıklı olduğu kuantum mekaniği yorumlarıyla uyumludur. İnsanlar beynin olayları işlemesi ve hafıza oluşumu nedeniyle zamanı akan bir şey olarak deneyimler. Bu öznel deneyim tüm zamanların eşit olarak var olduğu blok evren modeliyle çelişir. Durmuş saat yanılsaması ve kronostas gibi fenomenler zaman algımızın nasıl manipüle edilebileceğini ve her zaman fiziksel zamanla uyuşmadığını vurgulamaktadır. Beynin zaman tutma mekanizmaları üzerine yapılan araştırmalar, örneğin sirkadiyen ritimlerde suprakiyasmatik çekirdeğin ve hafızada hipokampüsün rolü zamanı nasıl algıladığımız ve işlediğimiz konusunda içgörüler sağlamaktadır. Çalışmalar odaklanmış dikkatin zaman algımızı değiştirebileceğini ve bağlama bağlı olarak algısal zamanın yavaşladığını veya hızlandığını gösterir. Bütün bu bulguları ve teorileri felsefi anlamda tutarlı bir şekilde birbirleriyle bağdaştıracak bir fiziksel bakış açısı ve metafiziksel sistem kurmak oldukça zor görünmektedir. Fakat bu noktada arayışlarımız devam etmektedir.
Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.